Herkese merhaba. Merhaba. Emir Keyici ne giymiş? Kendi o kıyafetlerini giymiş. Demek ki neymiş? Bugün Emir Keyici'nin kendi o günüymüş. Ama bugün ekstra bir de Masa Takan'ın gösterisi var. Yani özel bir gün. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Biz hazırız. Hazırlandık. Şöyle kocaman bir çanta götürüyorum yanımda. İçinde hem Masa Takan'ın eşyaları hem de Emir Keyici'nin eşyaları var. Suyumuzu aldık, yanımıza atıştırmalıklarımızı aldık. Mastaka bugün çok alışılmışın dışında giyinecek. Bakalım ne giyecek? Videonun devamını izlerseniz görürsünüz. Evet, geldik biz şimdi Kendo'ya. Ama Emir Keyici pek kendini hissetmedi. Sanırım takside yani yol tuttu diyeyim. Kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Onun için dinleniyor. Şu an yapmıyor. Şöyle diğer yapanları göstereyim size. Evet, bugün Kendo'nun misafir sensei var burada. Kendisi Japon. Bayağı üst seviye. O ders veriyor. Onun için bugün özel bir gün. Bu yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Biraz sonra Masataka da gelir. O da giyinecek. Bakalım ne giyecek. Evet, şimdi biz kafeye geldik. Az önce zaten söylemiştim, Keiji kendini pek iyi hissetmediği için kendi o yapmaktan vazgeçti. Biz de biraz mola vermeye karar verdik. Burası zaten şey gibi, böyle belediye binası gibi içerisinde. Belediye binanın yani spor tesisi gibi bir yer burası. İçerisinde hem işte böyle spor yapabileceğiniz salonlar hem de yüzme havuzu da var mesela. Ondan sonra cuma işte içerisinde farklı etkinlik yapabilen alanlar, bir de işte kafeler de var. Şimdi ben bir kafeye geldim. Yani 5 dakika yürüme mesafesinde hemen. Emir Keyici aç olduğunu söyledi. Ona hemen yemek söyledim. Şöyle göstereyim size. Evet, garlic rice. Yani sarımsaklı kavrulmuş pilav bu. Şu yanındaki karides cipsi arkadaşlar. Salatalık var. Üzerinde yumurta var, pişmiş omlet. Onun üzerinde kuru balık mı acaba? Bir bakayım hemen ben. Kurutulmuş balık mı bunlar şöyle? Aa, yok. Kızarmış soğan bunlar. Kurutulmuş soğan var üstünde. İşte pilav böyle altta. Şöyle göstereyim. İçerisinde havuç var. Ondan sonra acaba bu balık keki. Şöyle. Ondan sonra soğan var, sarımsak var içinde. Bir de küçük böyle tavuk parçaları var. Şöyle sebzeler de koymuşlar. Afiyet olsun Emir Keyici. Bir de limon çayı söyledik. Limonlu çay. Soğuk. Böyle Emir Keyici dinleniyor. Şöyle göstereyim size kafeyi. Çok sakin. Evet, o yemeğini yerken ben de biraz çay içeyim. Masa Takayı bekleyeyim. Hadi.
Evet, umarım sesim geliyordur. Şimdi Masataka geldi. Masataka giyindi daha doğrusu. Geldi giyindi. Şimdi size onu göstereceğim. Cacan. Evet, bu daha resmi, daha geleneksel bir kıyafet. Ve evet, bu Masataka'nın üstündeki çok eski bir kıyafet. Çünkü Masataka'nın dedesinden kaldı. Yani dedesi giymiş, babası giymiş. Şimdi Masataka giyiyor. Japonya'da böyle bir gelenek var. Yani geleneksel kıyafetlerini çok iyi koruyorlar. Çok iyi saklıyorlar. Böyle dededen toruna falan gidiyor yani. Şu an düşünsenize, rahmetli dedesinin geleneksel giysisini Masataka şu an giyiyor. Bugün bakalım gösteri yapacak. Nasıl olacak? Bekliyor. Sadece bir sıkıntı var. Çok sıcak. Çok sıcak. Çünkü üç kat giyiyorum ben. Çok sıcak. Artık ben konsantre olacağım. Artık çok konuşamıyorum. Tamam. Evet, şimdi böyle yaydocular hazırlandı. Hepsi tek tek gösteri yapacaklar. Masataka da burada. Evet, şimdi Masataka var.
Yunus Atakan'ın gösterisi de bitti. Geliyor Samuray. Evet arkadaşlar, ışıktan da anlaşılacağı üzere ben mekan değiştirdim. Her zaman olduğu gibi eşimin sporu bittikten sonra onlar yemeğe gidiyorlar. Bazen ben de geldiğim zaman ben de onlara katılıyorum. Bu akşam ben de onlara katıldım işte, çünkü zaten gösteri yaptılar işte, video çektiler falan. Bir de Japon Sensei'yi de zaten konuk geldi, söylemiştim belki videonun başında. Onun için hep beraber yemeğe geldik. Evet, ben ne söyledim? Ben yemekte şey söyledim arkadaşlar. Kimçili spagetti, yani kimçi kremi spagetti diye bir şey söyledim pasta. Bakalım ne gelecek. Çok merak ediyorum, ilk kez deneyeceğim böyle bir yemeği. Böyle herkes yiyor, içiyor. Güzel. Evet, Masataka rakıyı buraya da getirdi. Japon senseiye denetecekmiş. Evet, evet. Türk rakısını Japonlara, Çinlilere denettiriyoruz. Çünkü benim yanında oturan sensei, yani kendi onun yüksek, daha yüksek seviye sensei, tamam mı? O, yani Malezya'nın başka şekilde yaşıyor. Yani biliyorsunuz, yani Malezya'da çok Japonlar yaşıyor. Yani Penang dediğim orada arabayla 5 saat ileride yaşıyorlar. Orada da Japonlar çok yaşıyor. Oradan geldi kendi o ölçmek için. Akademi olarak gelmişti. İşte geçen Perşembe günü ben de anlattım ki işte eşim yeni geldi. Ondan sonra Türkiye hakkında biraz anlattım. Türkiye'de rock getirdi. Türkiye'nin en meşhur içki var diye. O da çünkü çok, çok içki seviyor. Evet. Böyle anladın ya, o da merak etti. Tamam, o zaman cumartesi antrenmana kadar siz buradaysanız ben getireceğim. Getireceğim diye. Denetçe. Ondan sonra ufaktan ben rakı show yapacağım. Evet arkadaşlar, böyle Masataka rakıyı da getirdi. Sonra ben de senseye bir tane nazar boncuklu anahtarlık hediye ettim. Elimizden geldiğince işte Türk kültüründen anlatıyoruz, tanışmaya çalışıyoruz tanıştıklarımıza. Yani genelde zaten seviyorlar. Türkiye'ye gitmiş gelmiş olanlar arasında işte. Yani öyle. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Peki. Uyuşuyor. Uyuşuyor. Okey. Uyuşuyor şu doğru. Mangolu. Herkes kendi o hakkında savunması için bu tarafa geçmiştir. Ya İpet'in burada da olur, burada da olur. Ben buraya gelecektim ama. Herkes oraya, kendi o hakkında sormak için oraya gitti diye. Sen tek başına kaldın. Gerçekten. Beni hiç de yalnız bırakmaz. Bazen öyle değilim ama. Köşe de kartı geldi. Ben de bunu içebilir miyim? Evet, deneyebilirsin. Çok güzel, mangolu. Evet, 18 ringgit'e değer bu. Güzel. Evet, çok güzel. Gerçekten güzel. Wow. Bir de ben ne getirmişim biliyor musunuz buraya? Bir göstereceğim, çok şaşıracaksınız. Herkes de yiyor şu an. Evet. Kızartılmış yer fıstığı. Yer fıstığı verdim, herkes yiyor.
Şöyle burger sipariş ettiler. Buranın burgerler böyle arkadaşlar. Tavuk var içinde. Şöyle makarnalı da var. Makarna, tavuk, burger. Üstüne de bıçağı böyle saplıyorlar. Yarım ham kesip ye diye. Böyle şu an sohbet ediyor herkes. Kendi o hakkında konuşuyor. Ha, thank you. Ve benim kimçili makarnam geldi. Wow. O zaman ben bir yiyeyim bakalım. İlk kez kimçili makarna deniyorum. Bunu beğenecek miyim? Hiç fena değil. Bayağı iyi. Güzel. Şimdi benim yanımda olduğum için seni konuşmayı dinliyorum. Aslında o kendi o sesi işte ben bu okulda dinlenemem. Japonya'nın sesi, Japonya'nın sesi. Aynı zamanda benim yaptığım bir yayın var. Sadece böyle konuları açabilecek yani o da yapıyor. Onun için şimdi onun konuşmasını dinliyorum işte tekniklerimizin hikayemizin çok büyük. Kusura bakmayın ben videoyu çok kaldıramıyorum çünkü odaklanmamı istiyorum. Evet, Sensei Masa Taka'nın yanındaki hemen. Evet arkadaşlar, öyle ünvalı bir sohbet var yani. Malezya'da şeyi seviyorum yani Masa Taka'nın işte beraber bu takıldığı işte bu Çin kökenli Malezyalıların ağırlıklı olduğu grup. Yani senseileri her fırsatta böyle yani soruyu anlatıyorlar. Sürekli böyle bilmek istiyorlar. İşte kendi orada hatalar ne yaparlarsa daha güzel olur. Böyle sürekli soru soruyorlar. Çok güzel yani. Senseileri yakalamışken ne kadar fazla bir şey öğrenebilirsem o kadar iyi diyor çocuklar. Sensei'nin ne olduğunu bilmeyen yaşında açıklayayım arkadaşlar. Sensei aslında öğreten kişi yani hoca demek. Öğreten kişi demek. Ve işte bugün konuk olan sensei de Masa Taka'nın işte Japonya'daki senseisi gibi bayağı üst seviye bir sensei, bayağı bilgili işte Masa Taka'nın bahsettiği gibi. Onun için o varken yani ne kadar çok şey öğrenebilirsek o kadar kâr ediyorlar. Herkes yemekten çok hani hocayı dinliyorlar. Öncelikleri hocadan bilgi almak, yemekleri buraya bekliyor. Hocayı dinliyorlar sürekli. Daha çok güzel. Evet arkadaşlar, yedik, içtik, doyduk, sohbet ettik. Artık gidiyoruz eve. Sayılırsız zamanı gelmiş. Evet, saat kaç? Saat de bayağı geç zaten. Yok, geç değil açıkçası. Saat 9 yani. Oo, bana daha geç gibi geliyor. Evet, yani akşam oldu. Biz eve gider. Bu video da burada biter. Malezya'da bir gece böyle yaşıyoruz işte. Vallahi arkadaşlarımız da çok. Yapacak etkinlikleri de çok. Yani eğleniyoruz. Evet arkadaşlar. Lütfen daha fazla video gelmesi için bize desteğinizi eksik etmeyin. Videoları beğenin. Abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hi, bye bye. Bye bye.